İtfaiye haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza misafir olduk. Burada onuruyla, şerefiyle 7/24 bizim mal ve can güvenliğimiz için nöbette olan buradaki kahraman itfaiyecilerimizle aynı ortamda bu havayı teneffüs etmek istedik ve buradaki ortamı sizlere yansıtmak istedik. Habertüs programımızda değerli daire başkanımız Sayın Cahit Küçükönder'le birlikteyiz. Başkanım, öncelikle haftanızı kutluyoruz. Programa başlarken hemen arkamda bulunan bu değerli konuklarımızı da sizlere böyle bir takdim etmek istiyorum. Arkamda hem İtfaiye Daire Başkanlığımızın değerli mensupları, hem AKMOT üyelerimiz, gönüllü üyelerimiz, yine İtfaiye Daire Başkanlığı içerisinde görev alan arkadaşlarımız bulunuyor. O arkadaşlarımızla da programımızın ilerleyen dakikalarında sohbetler yapacağız. Başkanım, öncelikle programımızı isterseniz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin İtfaiye Daire Başkanlığı'nı tanıyarak başlayalım. Neler söyleyeceksiniz daire başkanlığımıza yönelik? İlçelerimizdeki, kentimizdeki faaliyetleriniz nelerdir efendim? Bünyemizde neler barındırıyoruz? Tabii. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız şu anda ONU merkezde olmak üzere 30 şubede 7/24 hizmet veriyor. Yani kesintisiz hizmet veriyoruz. Kırsaldaki yangınlara daha çabuk ulaşmak için bu önümüzdeki yıl içerisinde 2-3 tane daha şube planlıyoruz. Onlar da açtığımızda inşallah merkezde şu an ilçe merkezlerimizde, yani Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş, tüm ilçe merkezlerimizde yangına ulaşma ortalama süremiz 3,5 dakikaya inmiş durumda. Bu Türkiye ortalamasında çok iyi bir rakam. Biz zamanla yarışıyoruz. Zaman bizim için çok önemli. Yani bir dakika itfaiyede uzun zamandır. Çünkü büyümeden söndürülmüş bir yangın, çevreye sıçratmadan müdahale edilmesi orada hayat kurtarıyor, mal kurtarıyor. Bir dakika gerçekten uzun zaman. Yani 3 dakika değil de 5 dakikada vardığın zaman 2 dakikada yangın geometrik artarak büyüyor. Dolayısıyla biz yeter ki vatandaşlarımız tarafından geciktirilmeyelim. Yani ne demek istiyoruz? İşte gelişigüzel park edilmesin yollarda. İtfaiyenin siren sesini duydukları zaman, ambulansın siren sesini duydukları zaman vatandaşlarımız bize yol versin. Çünkü biz gerçekten orman yangını olsun, hatta basit bir diye gördüğümüz bir ot yangını olsun, anız yangını olsun, orada da binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca canlı var yanarak hayatını kaybeden. Biz onların da hayatını kurtarıyoruz. Dolayısıyla itfaiye geç kalmaz, geciktirilir diyoruz. Peki başkanım, ortalama olarak bir yangına müdahale süremiz nasıl oluyor Kahramanmaraş'ta? Şu an Yeni Sanayi Bulvarı'ndayız. Diyelim ki Doğukent'te bir yangın meydana geldi. Kaç dakikada arkadaşlarımız oraya ulaşır? Doğukent sanayi grubumuzla Sütçivan grubumuzun hemen hemen ortağı, ikisinde eşit mesafede. İkisi birden hareket ediyor. Yani kapalı alan yangını ise işte evdir, iş yeridir. Evet. En yakın iki grup hareket ettirilir. Fabrika yangını ise şehirde birkaç kritik noktamız var. İşte neredir? Şekerdere şubemiz, Binevler şubemiz, işte Kavlaklı şubemiz, Çadırkent gibi birkaç kritik noktamızda nöbetçi araçlarımız kalır. Büyük ciddi fabrika yangınlarında blok olarak hareket ederiz. Dilerseniz arkada bekleyen arkadaşlarımız da var. Onlarla tabii da ki kısa sohbetler yapalım başkanım. Tabii. Buyurun, eşlik eder misiniz başkanım? Evet sevgili seyirciler, gönüllü arkadaşlarımız da burada. Diğer itfaiye daire başkanına bağlı personel arkadaşlarımız da burada. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir ortamdasınız. İnsanlara faydalı olabilmek adına çalışmalar yapıyorsunuz efendim. Evet. Buradaki çalışmalara ilişkin neler söyleyeceksiniz? Evet, yaklaşık 20 yıldır bu faydalı işlerin içerisindeyim. İşte Gölcük depreminde ülkemizde büyük bir açık oluştu. Yani yaklaşık bir haftada bazı enkazlara hiç girilemedi. Biz arkadaşlarımıza bunu değerlendirdik. Yani biz de artık yani arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. Amacımız dediğim gibi tüm insanlara, bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak düşüncesiyle hareket etmektir. Bunun en büyük şeyde en son Elciş depreminde sağ olsun oradaki insanların, bizim çalışmalarımız, bizim ekibimizin, AKMOT ekibinin çalışmalarını, Kahramanmaraşlılar kahramanlığını bir daha gösterdi diye alkış tempo tutmalarıydı. Gecenin saat 2'sinde yağmur altında çalışırken o insanların bu şekilde tezahüratları bize daha da güç vermişti. Bu koca yürekli insanlar, bu güzel insanlar
her biri bizlere gönüllü olarak zor durumlarımızda yardımcı olabilmek adına eğitimlerini alıyorlar, mücadele veriyorlar, nöbet tutuyorlar. Hepsine ayrı ayrı tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürler ediyorum.